Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Teala on binlerce peygamber gönderdi. Bunların sonuncusu da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir ve biz onun ümmeti olmakla şereflendik. Elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün alemler için rahmet olduğunu hep biliyoruz. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni ancak bütün alemlere rahmet olarak gönderdik. Buradaki rahmet kelimesinin iki boyutu olduğunu bilmemiz lazım. Birincisi bütün insanlığın ve mevcudatın, mahlukatın istifade ettiği bir rahmet boyutu var. Alemin, alemler dediğimiz rahmet odur. Bir de mümin insanlar ve mümin cinlere mahsus bir rahmet boyutu var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet oluşu sadece ona iman edenlere mahsus değil. Develerinden yılanlarına, kafirlere varıncaya kadar onun peygamberliğinden sonra var olan her şey onun rahmet olarak gönderilişinden istifade etmektedir. Bu rahmet olarak gönderilişi onun şeriatı, getirdiği Kur'an-ı Kerim, getirdiği ahlak bütün açılımlarıyla ele alındığında daha rahat anlaşılır. Bu yüzden onun peygamberliği için rahmet peygamberliğidir desek çok ciddi bir şekilde isabet etmiş oluruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sanki sadece rahmet getirmek, insanları rahmetle buluşturmak için gelmiştir desek hiçbir şekilde yanılmış olmayız. Bir örnek zikretmek istiyorum. Adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuru şerifinde edep dışı bir hareket yapınca ashab-ı kiram onu bir miktar hırpalamak istemişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona müzahale etmiş. Yapma, bırakın cahil adam şeklinde ikaz etmiş. Onlar da bırakmışlar onu. Adam dayaktan kurtulduğunu anlayınca mutlu olmuş. Allah'ım demiş. Bir bana bir Muhammed'e rahmet et demiş. Bu ne kadar çirkin bir söz. Yani diğerlerine etme. Bunlar ver belasını der gibi beyan etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurmuş ki be adam Allah'ın bu kadar geniş rahmetini niye daralttın? Bundan ne anlıyoruz? Yani niye bunu zikrettik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varlığını bütün mevcudat için özellikle de ona iman eden mümin cinler ve mümin insanlar için bir rahmet sebebi olarak görüyordu. Fiilen de öyledir. Onun için buyurdu ki: "Ey insanlar! Ben size sunulmuş bir rahmetim." Yani şahıs olaraktan çok getirdiği peygamberlik olarak. Bu Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin de dolaylı olarak bize anlattığı bir husustur. Şüphesiz hiç şüphesiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin rahmet oluşu hem dünya hem ahiret için geçerlidir. Ama elbette ahirette sadece Müslüman olup ona iman edenlerin istifade edeceği bir rahmet vardır ama dünya ve ahiretin rahmet kaynağıdır o. Bu aynı zamanda dünyada da rahmeti tecelli etmektedir. Çünkü Allah Teala onun gönderilmesiyle beraber, onun rahmet olarak gönderilmesiyle beraber, dünyada daha önceki ümmetlere yaptığı azapları, toplu azapları yapmadı. Bu yapmayışı gösteriyor ki Allah Teala onu fiilen kulları arasında rahmet olarak tutuyor. Burada ahirette özellikle rahmet sebebidir derken biz. Şüphesiz pek çok kere duymuşuzdur. Kıyamet günü ümmeti için, özellikle günahkar kullar için dua edeceği, şefaat edeceği ve bu şefaat sebebiyle cennet umudu neredeyse tükenmek olan insanların cennet yüzü göreceklerine dair bilgimiz bunu ispat etmektedir. Yani biz inanıyor ve iman ediyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duasının bereketiyle, şefaatinin bereketiyle cennet göreceğiz inşallah teala. Bu dünya hayatındayken de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görülmüştür. Defalarca ümmeti için ağlamış, defalarca yalvarıp yakarmıştır Rabbine affet ümmetimi. Mesela Taif'te onlar onu taşlarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradakilerin hidayet bulması ve azap görmemeleri için dua etmiştir. Çok fazla örnekler zikredebiliriz ama herkes bilir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ümmetini çok seviyordu. Ümmeti için dualar ediyordu. Ümmetine bir yolla katkıda bulunan merhamet edene de çok dualar ediyordu. Bu onun ümmetini sevmesinden kaynaklanan bir örnek. Mesela çok enteresan olabilir, ee, buyuruyor ki, Allah'ım benim ümmetimin bir işini üstlenip de, ümmetimden insanlara zorluk çıkarana, sen de zorluk çıkar. İnsanların işini kolaylaştırana, sen de merhamet et ya Rabbi diye duada bulunuyor. Bu onun ümmetine olan, düşkünlüğünden ve ümmetini sevmesinden kaynaklanan bir örnek. Hatta o kadar cazip ki, yani sabah erkenden kalkıp işine giden her işi ilk vaktinde yapmaya çalışanlara bile dua ediyor. Çünkü ümmetinde bir kalite olacak diye düşünüyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Mesela Ramazan-ı Şerif'te teravih kılmakla ilgili e, neden cemaatle teravih kılmadın sorulduğunda cevap olarak yani ben teravih cemaatle kılsam size farz gibi kalırdı sonra onun için serbest bıraktım yani bir iki gün teravih kıldı sonra herkes kendisi teravihini kıldı 20 rekat zor gelir ümmetime de kılamazlar da vebale girer diye düşündü sallallahu aleyhi ve sellem bir kere daha burada ümmetine Nasıl şefkatli, merhametli duygular beslediğini gösteriyoruz. Yani dedik ki, ya, onun rahmet alemin oluşunun bir ümmetinin içinde kalan boyutu vardır. O boyutu şimdi değerlendiriyoruz. Bunun içinde özellikle aşırı gitmemeyi ibadetlerde de olsa aşırı gitmemeyi tembih ediyor. Kendisi de mesela misvak kullanmayı dış fırçaladığımız aleti söz ederken, yani ümmetime Zorluk çıkacağını bilmesem her namazda, her abdestte misvak farzdır diyecektim buyuruyor. Demek ki Allah Teala onu e, farz de diye yönlendirmediği için ortada bir konu gibi görmüş onu çok da önemsemiş, teşvik etmiş ama e, farzdır dese ümmeti bir gün misvanı unutacak bir yerde. Dişlerini fırçalamamış olacak, sabah namazını kılmamakla düşeceği günah çukuruna düşecek diye endişe etmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu onun ne kadar e, merhamet taşıdığını, ümmetine bir baba şefkatiyle yaklaştığını gösteriyor. Defalarca aman itidalli olun, aman aşırı gitmeyin diye ikaz eden sesi de hala kulağımızdadır. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed. وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين